Şunu söyleyebiliriz. Burada payda da sinüs 140 derecelik bir açı var. Bu 140'ı hesaplayabiliriz. Şöyle hesaplarız. Sinüs 140 eşittir. 180 derece üzerinden yazarsak sinüs 180 eksi 40 derece olacak. Bu açı ikinci bölgededir. İkinci bölge. İkinci bölgedeki sinüsler de pozitiftir. Yani bu işlemin sonucu pozitif çıkacak. Şuradan 180'i çizersek, yatay eksen üzerinden bir açı olduğu için 180 derece herhangi bir değişme söz konusu olmayacak. Yine sinüs olarak kalacak. Bölgesinden dolayı artı olacağı için sonuç pozitif olur. Şu eksenin herhangi bir fonksiyonu yok. Bunun sonucu sinüs 40 olur. Yani sinüs 140, sinüs 40'a eşit. Sonrasında şurada bir çarpılmış sinüs 10 ile kosinüs 10. Aynı açıların sinüs ve kosinüsleri çarpılmış. Bu şu şekilde hesaplanabilir. Yarım açı formüllerinden şöyle bir yarım açı formülümüz vardı. Sinüs 2 alfa eşittir 2 çarpı sinüs alfa kosinüs alfa. Yarım açı formüllerinden geliyor. Buna göre 2'yi karşı tarafa atarsak sol tarafa sinüs yani sol tarafın paydasına sinüs 2 alfa bölü 2 eşit olacak. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Yani sinüs alfa, kosinüs alfa aslında sinüs 2 alfa bölü 2. Başka bir de işte biz şu sinüs 10 ile kosinüs 10'un yerine şu formülden dolayı sinüs 20 bölü 2 yazabiliriz. Şöyle olur. Eşittir diyorum. Şu iki ifadenin çarpımı sinüs 2 çarpı 10 bölü 2 ya da direkt 20 yazalım. Şu 10'un 2 katı 20 bölü 2 olacak. Bu. Çarpı. Kosinüs 20 paydamızda yani sinüs 40'ımızı da sinüs 140'ımızı da sinüs 40 olarak bulmuştuk. Şurası da sinüs 40. Şöyle eşittir deriz. İkisini çarpıyorum. Sinüs 20 çarpı kosinüs 20 bölü 2 bölü sinüs 40. Şimdi şunun yerine de yarım açı formülünden sinüs 40 bölü 2 yazabiliriz. Yani burası da sinüs 40 bölü 2 olacak. Ya da önce şunu yapalım. Paydada 2 var. Şunun paydasına 1 diyelim. Şöyle ikisini ters çevirip çarpabiliriz. Birinci ifadeyi yani şunu sarıya boyadığım bölümü aynen yazacağız. Sonra yanına da sinüs 40 bölü 1'in ters çevirerek çarpacağız. Bu durumda ifademiz şuna dönüşecek. Sinüs 20 şöyle kosinüs 20 idi öteki. Çarpı kosinüs 20 bölü 2 çarpı 1 bölü sinüs 40 olacak. Şimdi şuradaki yarım açı formülü nedeniyle bunun yerine yani sinüs 20 çarpı kosinüs 20 yerine şunun aynısı olur. Alfanın 2 katı yani buradaki 20 derecenin 2 katı. Sinüs 40 bölü 2 yazabiliriz. Yazıyorum buraya. Sinüs 40 bölü 2. Bir 2 de paydasında var. Şurada. Çarpı 1 bölü sinüs 40 oldu. Şimdi bunu da düzenleyebiliriz. Şurada 2'nin paydası 1'dir. Yukarıdaki kesrimiz sinüs 40 bölü 2. Aşağıdaki kesrimiz 2 bölü 1. Bunu ters çevirip ikisini çarpabiliriz. Bu işlemi yaparsak ifademiz şuna dönüşsün. Birinciyi yazıyorum. Sinüs 40 bölü 2 çarpı şu 2 bölü 1'i ters çeviriyorum. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü sinüs 40 olacak. Şimdi şu iki ifade yani sinüs 40'lar birbirini sadeleştirecek. Bunun sonucunda sonucumuz 2'leri çarparsak 4. 1 bölü 4 olur. İşlemin sonucu 1 bölü 4.